Hemen arkamda gördüğünüz gibi Çukur'un başrol oyuncusu Gökhan Bulut abinin ünlü Tofaş'ı var. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Çukur'dayız biliyorsunuz. Uzun süredir Çukur'a gel diyordunuz bana. Ve biz de tam 3 hafta sonra tekrardan Çukur'a geldik. Ve sizin Çukur'da istediğiniz görevleri biz bugün bu mahallede yapmaya çalışıyorduk. Bugün de hemen arkamda gördüğünüz gibi Çukur'un başrol oyuncusu Gökhan Bulut abinin ünlü Tofaş'ı var. Şimdi arabayı size yavaş yavaş tanıtacağım. Mahallenin önünde bir çekim olsun istedik. Burada mahallenin boş olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yani hafta içi hemen hemen burada sürekli böyle çekim var. Dizinin setin olmadığı bir günde daha böyle müsait bir zamanda çekmek istedik ama dizinin seti olmamasına rağmen yine mahalleye olan ilgi çok büyük. Pekmen diye bir arkadaşımız yorumda demiş ki abi Gökhan Bulut'u bul ve onu Çukur Mahallesi'ne getir, onun arabasıyla video çek demişler. Biz de sağ olsun Gökhan abi Instagram'dan yazdık. Hemen çok yaklaşık bir kısa sürede bize geri dönüş yaptı. Tabii ki de Antalya'dan gelmişsiniz. Sizi kırmayalım. Videonuza eşlik edelim, konuk olalım. Geldiğin için yine teşekkür ederim abi, eyvallah. Geldim. Ben de zaten uzun zamandır gelmiyordum. Benim için iyi oldu. Gördüğüm iyi oldu. İlk zamandan beri zaten geliyordum sete. Bayağıdır sete gelmiyordum. Benim için çok güzel bir şey oldu şu anda. Şöyle söyleyeyim. Bu biliyoruz ki zaten diziden Kemal'in arabasıydı. Kemal öldü ama ondan sonra da diziye tabii böyle küçük böyle girişler çıkışlar oldu. Olay ilk baştan böyle eminim ki çok kez sormuşlardır ama bizi ve seni tanımayanlar için bize böyle kısa kısa anlatabilir misin? Hani nasıl gelişti bu olay? Birden nasıl böyle bir Çukur dizisine sen dahil oldun? Şimdi benim bir yerim var. Dizilere falan araba veren. Bana böyle bir film olduğunu söyledi ama ben filmin böyle bir içerikli patlayacağını bilmiyordum yani. Sonra zaten Çukur dediğin zaman bir anda bir patlayan bir film oldu. Aslında o gün çok aksilikler çıktı. Arabayı göndermeyecektim. Çünkü birisini bulamadım arabayı götürecek oraya. Kendim çalıştığım için gönderemedim. En sonunda tam iptal oldu derken Emre Abusay geldi, arabayı kendi aldı. Robbie girdi. Zaten film izlenmeye başladı. Yine ara ara bölümler ekmeye başladı. Hepimiz çok sevmeye başladık zaten filmi. Araba da zaten oraya yakışan bir film oldu. Araba oldu. Onun dışında zaten yine ilerleyen araba bölümlerde yine beni çağırdılar. Arabaya yer verdiler. Ondan sonra araba karakter arabası oldu. Çekimden önce Gökhan abiyle oturup çay içerken Gökhan abi bize birkaç böyle kurduğu hayali anlattı. Kalbim temizledi hatta. Arabanın en başta kurduğu hayali bir tane fragmanda. Gazap İzmir'in Heyecanı Meyecanı Yok şarkısıydı değil mi abi? O şarkıda arabayı görmek istiyormuş yani televizyonda. Ya şimdi şöyle onu bir anlatsın abi bize bir. Şimdi Gazap İzmir'in dediğimiz zaman mesela Heyecanı Meyecanı şarkısı Çukur'da çaldı mı? Evde gaza geliyoruz değil mi? Benim de zaten arabam dizide oynadığı için ben dedim ki inşallah bir gün şu araba dedim Gazap İzmir şarkısı bir fragmanı çıkar da benim için çok mutlu bir şey olur. Aradan 3-5 gün geçti. Sete çağırdılar arabayı ve aradan 10 gün geçtikten sonra bir baktım araba fragmanda çıktı. Bu benim için inanılmaz bir şey oldu. Demek ki dedim ki kalbim harbiden temizmiş yani. Yani aslında böyle dizideki eğer bunu kim senaristler mi düşünüyor, kim düşünüyorsa bence Kemal'e çok uyan bir araba olmuş. Aynen. Sen bu arabanın bu modifiye sırf Çukur için mi dizayn ettin abi yoksa yok. Senin hastalık mı? Bu zaten tamamen benim kendi tarzımda bir şey. Zaten hani baktığınız zaman araba hani böyle yapılı bir Tofaş nadir görürsünüz. Çünkü herkesin yaptığı şeyler standarttır. Ben biraz standartların dışına çıktım. Hani rüzgarlık olsun, cam tavan olsun, iç dizayn olsun. Farklı bir şey yaptım. Arabanın da görselini beğendikleri için o şekilde Çukur'a girdi. Zaten benden hani ekstra sadece bir şey istediler. Öne kayarlık istediler. Onu zaten dizi için yaptım. Zaten çıktığınız zaman da çıkartıyordum dizi. Onun dışında arabanın bütün dizaynlarını hep kendim yaptım yani. Şimdi gelen birkaç tane soru var abi. Onlardan birkaç tane soru sormak istiyorum. Ufak tefek sorular özelse eğer cevaplamak istemiyorsan sen bilirsin. Yani bunu es geçebilirsin. Kaç bölüm oynamıştı bu arada bu? Şimdi şöyle. Yönetmenin arabayı çağırdığında oynamadığı bölümler de oldu. Mesela disco çalanı oraya 5-6 kere gitti araba. Bak 4 gün üst üste dizi çekildi. Yönetmen arabayı çağırıyor. Sahneye gerek var mı yok mu orada kendin karar veriyor. Ama mesela düğün sahnesi vardı orada. Düğün sahnesine 5 gün boyunca üst üste gittim. Orada mesela araba hiç görünmedi. Arabanın sete gidip de görünmediği sahneler de çok mesela. Peki abi bu sen diziden herhangi bir para alıyor musun bu arabayı gönderdiğin için? Tahsil ediyorsun sonuç olarak. Sonuçta arabayı oraya gönderiyorsun. Ben kendim gittiğim zaman da herhangi bir arkadaşımı gönderiyorum. Onunla zamanla gidiyor. Benimle zamanla gidiyor. Hem araba yıpranmış oluyor. Yani yıpranma derken şöyle. Arabanın ikide bir sahne veriyorlar. Mesela olmadı bir daha. Olmadı bir daha. O şekilde arabanın zarar görme esnasında zaten zararını fazlasıyla karşılıyorlar yani. Yani Gökhan abinin konuşmasından bence arabayı kendi evladı gibi gördüğünü anlayabilirsiniz. Biz daha demin oturup çay içerken gözü sürekli arabadaydı. Çünkü araba bilindik abi. Çünkü herkes resim çekilmek istiyor. Arabanın sağını sonunu bilmiyor. O yüzden arabanın gözünün üzerinde olması lazım. Çünkü
çok nazar değiyor arabaya. Abi Allah kazalardan belalardan korusun diyeceğim ama zaten nazarı çıkmış evet, herhalde arabanın. Bir pert yaşamışsın herhalde. Aynen. Peki orada sana herhangi bir sıkıntı oldu mu abi o kazada? Yaşadığın o kazada? Tabağa karşı bir yerlerin mazot dökülmüştü. Yapmayacağımız bir yerde kaza yaptık. Zaten 5-6 araba birbirine girdi. İşin kötü tarafı da araba kazadayken bile hani kaportadayken bile site çok çağırdılar. Çukur'a çağırdılar. Yine afilasyon oraya da çağırdılar. Ara ara başka dizileri çağırdılar. Orada benim çok büyük bir kaybım oldu. Arabada gidemedi zaten. O yüzden de zaten site de gidememiştim. O da çok büyük bir üzüntü verdi bana. Kaç dizide rol aldı araba? Önceki Çukur'da oynadı. Evet, bir. Show TV'de bir Arkadaşlar İyidir dizisinde oynadı. Şampiyon dizisinde oynadı. Türkcell'in reklamında oynadı. Bayağı oynamış araba. Trabzon reklamında oynadı. Afilaş'ta çok oynadı. Ve Yemek Sepeti reklamında oynadı. Orada da bir lastik yakma sahnem var. Burada bir sahne çekildi. Mücadele Çıkmazı diye. O da Çağatay Ulus oynadı. O da Netflix'te yayınlanıyor. Mesela orada bir sahnem daha vardı. Orada oynadı yani. Peki senin için bu arabanın Çukur dizisinde böyle görüp de en mutlu olduğun sahnesi hangisi? Ben kendimkini önce söyleyebilir miyim? Ben bu sana daha demin söylemiştim hatta kamera arkasındayken. Çukur'a tekrardan böyle geri dönüş vardı. Kutlama sahnesi. Kutlama, evet. Meşalelerin yandığı, kaligrafisinin çok güzel olduğu bir sahne vardı. Evet. Benim için gerçekten favori bölümüm bu arabanın gördüğüm en güzeli oydu. Senin için hangisi abi? Benimki de oydu. Böyle dronlarla falan arabanın tepeden çekmesi Çukur'un abilerin falan çok iyi duruyordu. Kemal'in arabanın silah indirme sahnesi zaten o patladı fena. Modifiye sayfaları da paylaştı. O da çok iyiydi. Ama şimdi sana da katılıyorum. Dronla falan çektikleri için Çukur'un tam uyan bir sahne olduğu için dumalara falan arabanın tepeden baktığın zaman abilerin falan görmesi falan beni çok mutlu etti. Arkadaşlar gerçekten hani araca bindiğiniz zaman sizi normal bir Tofaş ambiyansı karşılamıyor. Yani çünkü mesela direksiyonundan, konsolundan, teybine, analoğundan her şeyine yani burada mesela bir sunroof var. Yani bunu hiçbir Gökhan abi çok şey yapmak istemedi ama gerçekten arabasına nazar değmesin. Hani koltuk takımından yer paspasına kadar hepsi değişmiş araçta. Mesela şurada yine ilk başta kendi oyuncağını yapmış galiba. Daha sonrasında da bunu gerçekten daha sonrasında da orijinaline çevirmiş Gökhan abi. Onun bence yeri burası diye düşünüyorum. Tofaş'ta olmazsa olmaz bir spor elezyonları, herkes bunun hastasıdır. Onun için de Gökhan abi ayrıyetten kendisi bir air süspansiyon yapmış araca. Start stop varmış arkadaşlar. Yani Tofaş gibi bir araba da düşünün. Şimdi araç tutkunları için bu araba neydi? Sen bu arabayı neyden aldın? Ne yaptın? Bize böyle kısa kısa anlatsana abi. Çok merak ediyorum ben de gerçekten. Arabayı 2010 yılında 5000 liraya aldım. Onun dışında araba motor istiyordu. Bakım istiyordu. Yani araba zaten fiyatı o yüzden hesaplıydı. Ben de onların hepsini hesap ederek arabayı aldım. Yapmaya başladım. Ben açıkçası arabanın bu noktalara geleceğini bilmiyordum. Yani dizilerde oynayacağını ya da ne bileyim reklamlara falan çıkacağını. Onları hiç ben tahmin etmiyordum. Hayalini kurarak yapmadın yani kısacası. Yok, aslında ben arabaya bir jant koyup ya tesisat yapıp öyle hani biraz işin ticaretini yapayım anlamındaydım. Hani al sat yapayım, biraz daha moda yükselsin. Ama sonunda bir baktım araba yapmaya başlayınca gözüme güzel gözükmeye başlıyor. Zaten hayalim de Tofaş yapmak. Yapmaya başlayınca rüzgarlık olsun, spoiler olsun. Zaten gündemden biraz daha ilgi dışı arabalar yapmaya şey yaptım ben, anladın mı? Aha. Biraz daha farklı potansiyeli şey yaptım yani. Hitap etmeye çalıştım. Onu da başardım, farkındayım şu anda. Ya bence de gerçekten hani aracın Türkiye'nin en iyi dizilerinden en başta Çukur'da olmak üzere bence çok büyük reklamı döndü, reklamı olduğunu düşünüyorum abi. Ya bundan sonraki süreçlerde daha iyi olur da umarım daha iyi yerlerde olursun. İnşallah efendim. Peki araca bu zamandan 5000 liraya almıştın aracı. Bu zamana kadar yaptığın masraf ne kadar oldu abi? Sen şöylesin 20 katı falan oldu çünkü araba şimdi modifi yapmanın her şey çok pahalı çünkü dolar yükseldi. İnsanlar yani evin ekmek götüreme biz yine üstümüzden başımızdan kısıyoruz, arabaları harcıyoruz mesela. Jant olsun, spoiler olsun, işte dizayn olsun. Araba şimdi her sene bir deforme olabiliyor mesela. Dizaynlarda döşemelerinde falan solma oluyor. Güneş görüyor, bilmem ne oluyor. Onları bize her seferinde sıfırlamak zorundayız. Çünkü araba diziye çıkıyor. Dizilerde insanların gözüne kötü gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Araba soracak olursanız en fazla nerelerini masraf yaptın? En çok hoşuna giden yerler neresi? Size şöyle söyleyeyim. Farları. Bunları tamamen kendi ellerimle yaptım. Bunları mesela farların içinde 3 farklı arabanın malzemesi var. Onları birleştirerek yaptım bu farları. Onun dışında arabada cam tavan sunroofumuz falan var. İnsanların en çok hoşuna giden, dikkat çeken, biraz abartı
kimse kaçmış diyen bir de spoilerımız var. Evet, biraz büyük. Ama zaten o dizide gördüğümüz Kemal'in arabasındaki rolünde gerçekten hani ilk dikkat çeken yer orasıydı arabanın. Zaten arabayı bir ara spoiler çıkarmıştım. Diziyi istediler. Resimlerini attım. Anlık hani arabanın resmini istiyorlar. Spoiler yoktu. Kesinlikle araba istemediler. Spoiler çünkü arabaya farklı bir hava katıyor. Bir de diziyi araba hangi şekilde çıktıysa o şekilde devam etmesi lazım. Peki şunu merak ediyorlardır eminim. Dizideki Kemal karakteriyle şu an gündelik hayatta aran nasıl abi? Onu nasıl buluyorsun kişilik olarak? Ya kişilik olarak gerçekten hani insanların dışarıdan baktığı gibidir. İnsan yani bir mütevazi bir insan. Arabayı zaten oraya götürdüğün zaman arabayı hemen beni karşılıyor. Şey, hoş geldin falan. Muhabbetimiz falan var. Egolu bir insan değil. Ben söylüyorum. Ortalama bir fiyat vermedik. Bir fiyat verecek olursan masrafın ne abi? Biz onu duymak istiyoruz. Vereceğim fiyat insanlar der ki o paraları BMW binersin ama 10 yıldır ben de arkadaşlar 10 yılın toplamını ise verirsek 80 ile 90 bin arası arabaya bir fiyat harcadık. Şimdi şöyle senin lafını kestim abi. Şimdi şurada şey diyebilirsiniz. Oha ya o hani 80 bin lira bir tofaş harcanır mı demeyin. Şöyle 10 yılın üstün arkadaşlar. Yani bu bir günde yapılmış bir masraf yani, değil. Bir 10 yıla sığdırılmış bir para miktarı bu. Emeğinin de karşılığına değmiş abi. Çünkü Türkiye'nin gerçekten çok büyük dizilerinde aynen rol alıyor. Hala da almaya devam ediyor. Birçok reklam filmlerinde oynuyorsun. Ben görüyorum. Yakından takip ediyorum. Plakayı soruyorlar arkadaşlar. Plakamız arabanın kendi orijinal plaka 34 TC'dir. Her dizide plakalar değişiyor. Afilaj da değişiyor. Çukur da değişiyor. Neden? Çünkü diziler ve filmlerde hayal ürünü olduğu için mesela mekan isimleri, restoranların isimleri falan hem arabanın sahibini hem de kişilerin hakkına geçmemek için plakalar değişiyor. Kendi orijinal plakaları olmuyor. Eğer çok mecbur kaldıkları zaman orijinal plakalar mesela araç sürücüsünün ve izleyenlerin sıkıntıyı çekmemesi için bazen orijinal plakası kullanılabiliyor yani. Ve şunu çok merak edenler için söylüyorum. Bana çok sormuşlardı. Bu bir sticker değil arkadaşlar. Bu neydi abi? Magnet mi deniyordu ona? Magnet için şöyle arkadaşlar. Araba farklı dizilere gittiği için bunu sürekli kaldırıyoruz. Bu şekilde. Reklam çekimleri dizilere falan gittiği için kaldırabiliyorum bunları. Gökhan abi bizim videomuza konuk olacağı için bunları takıp da gelmiş sağ olsun. Aynen öyle. Normalde takmıyordum. Sizler için taktım. Gökhan abi ben seni çok tutmayayım. Senin de işin gücün vardır zaten. Öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Ta Antalya'dan buraya kadar geldiniz. Sana sağlık. Siz beni aradığınızda ben zaten seve seve geleceğimi söyledim. Evet evet. Yasaklara rağmen yine geldik. Beraberiz. İnşallah bu video izlenir. Daha iyi kitlelere ulaşırsın. Öncelikle bize bu videonun fikrini veren Hekmen kardeşime çok teşekkür ederim. Gökhan abiyle buluşmamı istedi. Gökhan abiyle Çukur'a gelmemi istedi. Biz de o kardeşimizin istediğini kırmayıp Gökhan abiye mesaj attık. Gökhan abi de gerçekten abiliğini gösterip ta İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna geldi sırf bizim için bu yasakta. Çok teşekkür ederim abi. Hani diyebileceğim başka hiçbir şey yok. Sana teşekkür etmekten başka diyebileceğim hiçbir şey yok. Ama ben burada tekrardan artı bir abi bir kardeş edindim. O kardeşimin tamam sayesinde. İstanbul'a geldiğinde arayabilirsin, oturup konuşuruz. Eyvallah yemek abi, çok teşekkür ederim. Şu anda zaten yasaklar var. Bir şey yapamıyoruz. Daha iyi ağırlamak isterdik. İnşallah bir dahaki sefere geldiğinde müsait olduğumuz zaman. Biz de sizi ağırlayalım. Biz de sizi her zaman Antalya'ya bekleriz. İnşallah. Bu arada inşallah Çukur finali için tekrardan ben İstanbul'a gelmeyi düşünüyorum. Tekrardan Gökhan abiyle ilgili farklı bir konsepti isteyen, düşünen varsa da onunla da ilgili tabii görüşlerinizi şu an önemsediğim gibi daha yine önemsemeye devam edeceğim. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Reis kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Sağ olun. İnşallah daha yerlerde görürüz aracı. İnşallah kanki. Geldiğin için teşekkür ederim tekrardan.